Arkadaşlar, bu akşam sizlere işinize yarayacağını düşündüğüm Excel çözücü eklentisiyle ilgili küçük bir ders yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, şu veri menüsünde şuradaki çözücüyü getirmeniz lazım. Eğer sizde şurada çözücü yok ise dosya menüsünden seçeneklere gelip burada eklentilere tıkladığınız zaman git butonu göreceksiniz. Bu git'e tıkladığınızda çözücü eklentisi kutusunu check etmeniz lazım ki gelsin. Çözücü burada arkadaşlar. Veri menüsünün altında çözücü. Şimdi ben nasıl bir örnek yapayım diye derse başlamadan önce bir düşündüm. Aklıma şöyle bir örnek geldi. Mesela insan kaynakları biriminde çalıştığınızı farz edelim. Tabii bunu çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Önemli olan mantığını anlamanız. Şimdi ben örnek olsun diye şöyle bir şey yapmak istiyorum. Örneğin size bazı personeller başvurdu. Bazı vatandaşlar. Siz bir yazılım firmasısınız ve iş başvurusunda bulunanların verilerini buraya işlediniz. Adı, soyadı, eğitim durumu diyelim. Bir de örneğin bazı programlama dillerini yazalım. ASP, PHP, işte Java, C Sharp, başkan olsun, Python olsun. Python böyle yazılıyordu sanırım. Bu diller var. Bunların kayıt formlarında veya bir şekilde siz bunların bu dilleri ne kadar kaç oranda bildiğini not aldınız. Ben birkaç isim yazayım. İsterseniz zamanınızı almamak için videoyu durdurayım. Verileri girip tekrar açayım videoyu. Evet arkadaşlar, bilgileri girdim. Şimdi ben burayı birazcık şöyle belirgin hale getireyim. Şöyle zeminine renk vereyim. Kenarlıkları gösterip. Tamam. Şimdi bu personeller, yani bu vatandaşlar bize başvurdu. Şu eğitim programlama dillerinde şu oranda bilgi sahibiz diye bir şekilde bize bildirdiler. Bize kayıt altına aldık. Şöyle yapalım. Eşittir rastgele rastgele arada kaç en az 30 ile noktalı virgül 100 puan arasında rastgele bilgisayar değer üretsin arkadaşlar bize. Kendisi belirlesin. Tamam. Evet, rastgele değerlerimiz burada. Şimdi dikkat ederseniz ben herhangi bir hücreyi değiştirdiğimde otomatikman rastgele fonksiyonuyla bu değerler üretildiği için hepsi değişiyor. Bu değişikliğin önüne geçmek için ben şunları seçiyorum. Kopyalayıp sağ tuş veri olarak yapıştır diyorum. Value veri olarak yapıştır dedim. Ve artık ben bu sayfayla oynadığımda o yukarıdakiler değişmeyecektir. Bunu da yaptıktan sonra bunlar yüzde kaç oranda ya da bu dile hakimler, bunun verisi olduğunu düşünün. Şimdi ben hemen tekrar şunları bir de şunları kopyalıyorum. Aşağı. Yani şöyle kopyalayalım. Ne olsun. Sorun çıkarıyorum bazen. Şuraya aldım. Şunları da şuraya alıyorum tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi ben geliyorum şuraya. Diyorum ki topla, şunları topla. Ve şu tarafa doğru çekiyorum. Buraya da yine aynı şekilde topla diyorum. Şu alanı topla. Ve bunu da aşağıya çektim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bize her birinden bir tane eleman lazım. Ama biz istiyoruz ki tabii bu sayının çok olduğunu düşünün. Çok sayıda başvuru var. Bu listede bir ASP, bir PHP, bir Java, C Sharp ve Python bilen. Python böyle mi yazılıyordu ya? Neyse, öyle yazılıyor farz edelim. Eleman lazım arkadaş. Şu aşağıdaki sayıda bize eleman lazım. Biz bu listenin içerisinde en iyilerini seçmek istiyoruz. Tek tek karar vermek zor gerçekten. Yapacağımız şey şu. Öncelikle şu fonksiyonu kullanacağız. Eşittir. Topla çarpım fonksiyonuyla şunu söylüyorum. Diyorum ki şu alandaki her bir hücreyi noktalı virgül noktalı virgül şu alandaki her bir hücreyle birebir çarp ve topla. Fonksiyonumu yazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim çözücüye. Veri menüsünden çözücüye geliyorum. Çözücüyü açtım. Şimdi bilgisayar çözücü bana diyor ki bana bir nokta ver, hedef ver. Ben şurayı belirtiyorum hedef olarak.
Peki diyor ki nerelere değişecek? Yani nereleri değiştireceğim? Şu alanı değiştir diyorum. Şu alandakileri değiştir diyorum. Şimdi bazı şartlar ekliyorum. Diyorum ki ekle. Şu alandaki verileri yazdığın zaman diyorum bunların tam sayı olmasını istiyorum. Yani virgüllü falan olmayacak. Bire bir eşleşecek. Bir olacak veya iki olacak veya üç olacak. Ekle. İkinci bir kriterim. İkinci bir kriterim arkadaşlar. Şurada bir toplama fonksiyonumuz vardı hatırlıyorsanız. Şu sıfır. Burası eşittir bir olacak. Şurası da bir olacak. Aslında topluca da seçebiliriz. Topluca keşke seçecek. İptal edeyim. Şunu sileyim. Bir daha ekle diyorum. Şunlar şuradakilerin her biri eşittir bir olacak. Bunlar bire eşit olacak. Birer tane seçmek istediğimiz için. Şuradakiler ise küçük eşit bir olacak. Bunu da ekledim arkadaşlar. Başka bir ekleyeceğimiz bir şey yoksa iptal ediyoruz, geri geliyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu bir kapatayım. Şu alanı seçiyorum. Bir giriş menüsünde koşullu biçimlendirmeden yeni kurala geliyorum. Yalnızca şunu içeren hücrelerde eşittir, hücre değeri eşittir 1 ise biçime geliyorum. Diyorum ki zeminini kırmızı yap, yazısını da yine kırmızı yap diyorum. Ve tamam. Ve tekrar tamam basıyorum. Şimdi bir daha çözücüyü açıyorum arkadaşlar. Veriden çözücüye geldim. Bütün kurallarımız hazır. Çöz ama ne olarak çözeyim? Burada birkaç çözüm biçim tekniği var. Şu basit doğrusal fonksiyon şeklinde götürerek çöz diyorum. Çöze basıyorum ve gördüğünüz gibi bir çözüm buldu ve tamama basıyorum. Bakın şimdi bilgisayar bana diyor ki tabii burada bir çözüme kriterimizin de en büyük buradaki puanlara göre en büyük. Mesela en kötü olanları seçmek isteseydik, en az bilenleri, en kötü bir takım oluşturmak istersek şurada çöz diyorum. Bu sefer farklı durumu en kötü personelleri seçti. Diller yani bu dile hakimiyet konusunda en kötü olanları seçti. Tekrar çözücüye geliyorum. En büyük olanları çöz. Yani şu puanlardan en büyükleri bul. Çöz dediğim zaman da bunları getirdi. Gördüğünüz gibi Mehmet Ayı ASP'ci olarak Sabri Dumanı PHP elemanı olarak Hasan Kayayı Java, Kemal Çeliki C Sharp ve en son Murat Altun'da Python diline olan hakimiyetinden dolayı işe alıyoruz. Hemen dikkat edelim tabloda. Murat Altun'a bakalım Python'da. Murat Altun bakın 99 puan almış. En iyi Murat Altun. Şurada C Sharp'ta en iyi eleman kim? Kemal Çelik olması lazım. Bakalım Kemal Çelik'e C Sharp'ta en iyisi 83 puan almış. Dikkat edersen en iyisi kendisi. Yani çok büyük tablolarda bu şekilde. Peki şöyle bir şart daha koyabilir miyiz? Mesela biz buradan iki tane PHP'ci arıyorsak ne yapacağız? Yine geliyorum arkadaşlar çözücüye. Şuradaki şartlar, şu şartı değiştirmemiz lazım. Şu şartı değiştir diyorum. Hatta sil diyorum. Şöyle diyorum bakın. Şurası, tabii bir ekle diyorum önce bir kural ekliyorum. Diyorum ki şurası, pardon şurası formül içeren yeri tıklıyorum. Şurası eşittir bir olacak. Ekle. Yani hepsi bir olsaydı topluca seçecektik burayı. Ama biz burada iki tane PHP'ci aradığımız için şurası eşittir 2 diyoruz. Şuradan şuraya kadar da eşittir 1 diyoruz. Ve tamam diyoruz. Şimdi çöz dediğim zaman dikkat ederseniz arkadaşlar PHP'den iki kişi seçti. Hasan Kaya ile Cemal Gül'ü PHP'ci olarak seçti. Örneğin deseniz ki ya C Sharp'tan bize 3 eleman lazım. O zaman yine kriterimizi değiştiriyoruz. Çözücüye geliyorum. Şu iki kuralı eklemiştik en son. Şu kuralı eklemiştik. Bunu sileyim. Ya da arkadaşlar isterseniz belki kafanız karışmıştır. Ben bunu bir daha baştan anlatmak istiyorum. Bakın şuraları siliyorum. Ondan sonra şurayı da
Şu alanı da sileyim. Şimdi bakın şurada topla diyorum. Topla. Şu alanı topla. Enter'a bastım. Ve şu tarafa çektim. Geldim şurada da yine topla dedim. Şu alanı topla. Ve bunu da aşağıya indirdim. Şimdi şuraya bir formül yazıyorum. Eşittir. Yani tek tek şurası çarpı şurası artı şurası çarpı şurası artı. Bu şekilde gidemem arkadaşlar. Bunun yerine formül olarak ne diyorum? Eşittir. Topla çarp fonksiyonu. Topla çarpım fonksiyonu. Şu bölgedeki her bir hücreyi aşağıda kendisine karşılık gelen hücreyle çarpıp topla. Enter'a bastım. Fonksiyonumu yazdım. Burada amaç şurada büyük bir sayı ortaya çıkar. Her biriyle çarptığı zaman mesela burada 1 olduğu zaman dolayısıyla sayı değeri büyümüş olacak. 0 olduğu zaman da o değer etkisiz olacağı için sayı küçük olacak. Bu nedenle böyle bir formül yazıyoruz. Şimdi geliyorum çözücüye. Veriden çözücüye geldim. Burada tümünü sıfırla diyorum. Baştan yapalım. Şimdi ben diyorum ki benim için hedef neresi? Hedef şurası. Şu aşağıdaki kırmızı alan. Peki nereleri değişecek? Pardon, biz ne istiyoruz? Biz en iyi puanı istiyoruz. En büyüğü seçtim. Peki nereleri değiştirecek bize? Şu bölgeyi değiştirecek. Ondan sonra kriterlerimizi ekliyoruz. Diyoruz ki bilgisayara, bilgisayar diyoruz. Şu, keşke eklemeden önce bize hangi eleman lazım onu da yazsaydık. Bize bir tane ASP'ci, bir tane PHP'ci, iki tane Java, bir tane C Sharp ve Python lazım değil. Veya üç tane de ASP'ci lazım. İki tane ASP'ci lazım. Python'cı istemiyoruz. Tamam, bu bizim aradığımız eleman sayısı. Şimdi tekrar geliyorum çözücüye. Sanki iyi anlatmadım ama inşallah anlamışsınızdır. Şimdi hedef ara, şuraya bak diyoruz. En büyük puanlı alanları bize bul. Neresi değişecek? Şu alanı değiştireceksin. Ondan sonra geliyoruz kriterleri eklemeye. Diyorum ki şurası eşittir 2 olacak. Çünkü bize 2 eleman lazım. Şurası eşittir 1 olacak. Ekle. Şurası şuradaki toplam 2 olacak diyoruz. 2 eleman lazım burası için. Ve şurası eşittir 0 olacak. Biz buradan eleman istemiyoruz. Ekle. Bir de şunların her biri, bunların her biri sıfırdan, birden küçük veya eşit olacak. Ve tamam diyoruz. Başka bir kriterimiz kalmadı sanırım. Çöze tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize hemen sayı verdi. Bakın. İki tane ASP'ci, bir tane PHP, iki tane Java'cı ve dört tane biz burada kural dört mü dedik ya? Niye burada 4 çıktı? F. Biz buraya kural hiç eklemedik burası için. Burası için kural eklemedik. Yine ekle diyoruz. Şurası eşittir 1 olacak. Tamam dedik. Çöz dedik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çözdü. Durum bu. Arkadaşlar siz bunu çok farklı yerlere de uygulayabilirsiniz. Örneğin bazı ürünleriniz var. Alış fiyatınız var. Satış fiyatınız var. Karınız var. Siz işte örneğin şu kadar kar etmek için her bir üründen kaç adet satmalıyım gibisinden. Ya da üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Bazı dersleri yazarsınız. Doğru yanlış netlerinizi hesaplarsınız. Şu kadar puan almak için hangilerinden kaç net yapmam lazım gibisinden örnekler yapabilirsiniz. Aklıma bu örnek geldi. Biraz uzattığımın da farkındayım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.